Herkese merhabalar, Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber böyle çok lezzetli, böyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, hamurunu yapmayacağımız ama çok lezzetli profiteroller yapacağız. Bir föy hamurundan yapıyoruz. Çok pratik bir tariftir, mutlaka herkesin denemesini de tavsiye ediyorum. Ben 10 adet bir föy hamurundan yapacağım. Böyle kare kare olan mirföyleri dörde bölüyorum. Gördüğünüz gibi dörde böldüm. Ortasındaki çizgiden kesiyorum. Ve kare formu veriyorum bütün mirföylerime. Kare formu vermiş olduğum mirföyleri bir kenara alıyorum. Mirföyleri buzluktan çıkarır çıkarmaz yaptım. Daha buzluyken kesiyorum. Böylelikle daha rahat, daha pratik bir şekilde hazırlanıyor. Böyle önceden çıkarıp eritmenize gerek yok. Hiçbir uğraştırıcı yanı yok. Bu kadar kesip bırakıyoruz. Bütün mürfey hamurlarımı kare bir şekilde kestim. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine mürfeylerimi yerleştiriyorum. Tabii hepsi bu tepsiye sığmadı. Bir borcama daha sonra kalanları tekrar pişireceğim. Şimdi 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Mirföylerimiz pişsin, biz pastacı kremamızı yapalım. Böyle çok lezzetli bir krema olacak tabi. 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı un ve 1,5 çay bardağı toz şekeri derin bir tencereye alıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Herhangi bir pötürlük kalmayana kadar karıştırıyorum. Tabi bu esnada ocağımın altını yakmıyorum. İyice karıştırmaya dikkat edelim. Bu şekilde ilk önce unu ve nişastayı karıştırmamın sebebi daha pürüzsüz, daha güzel bir krema oluyor. Karıştırdıktan sonra 1 litre sütü tencereme alıyorum. Ardından 2 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yumurtanın tamamını eklemiyorum. Sadece sarılarını eklememiz yeterli olacaktır. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alana kadar ve koyulaşana kadar iyice karıştırıyorum. Böyle koyulaşana kadar ve katı bir kıvam alana kadar karıştırmayı bırakmayalım. Yoksa pötür pötür olur kremamız. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kremamız harika bir kıvam aldı. Ve pürüzsüz, nefis bir görüntü veriyor. Kremamız koyulaştı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyip yağ tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Yağımız tamamen eridi. Şimdi kremamızı derin bir kaseye alıyoruz. Kremanın tamamını kaseye alalım. Bir spatula yardımıyla kalanları da alıyorum. Şimdi üzerine streçleyip ılıdıktan sonra kremamız buzdolabında 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tabi vaktiniz yoksa daha kısa bir sürede bekletebilirsiniz. Tabi dinlenen krema daha lezzetli olur. Kremamız dinlensin. Biz çikolata sosunu yapalım. Çikolata sosu için 2,5 su bardağı sütü derin bir tencereye alıyorum. Ardından 1 paket çikolata sosu ekliyorum. Tabi bundan da hazıra kaçtım. Daha pratik olsun diye. Tabi isterseniz kendi çikolata sosunuzu da yapabilirsiniz. Koyulaşana kadar karıştırıyorum. Kamera çikolata sosunu eklerken çekmemiş. Kremamız yaklaşık 4,5 saat kadar dinlendi. Çok güzel bir şekilde kıvam aldı. Şimdi bir mikser yardımıyla kremamı ilk önce bir çırpıyorum.
Gördüğünüz gibi tekrar açıldı. Ardından içerisine bir paket krem şanti ekleyip tekrar çırpıyorum. Kremamızı bir köşede bekletelim. Şimdi profiterol hamurumuzu yapalım. Gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok güzel bir şekilde de pişmiş. Kesinlikle soğusun. Soğuduktan sonra kullanın, yoksa hamurlaşır. Hepsini gördüğünüz gibi ikiye bölüyorum. Bu şekilde bütün mürferlerimi ikiye bölüyorum. Borcama diziyorum gördüğünüz gibi. Hepsini aynı şekilde. Ben bir kısmını böyle borcamda hazırladım. Bir kısmını da böyle sunumluk hazırladım. Böyle borcamda yaptım, daha pratik oldu. Tabii çok kolay bir şekilde de zaten servis edilebiliyor. Daha pratik yapmak isterseniz bu şekilde yapın. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Kremamın yarısını borcama alıyorum ve spatula yardımıyla düzeltiyorum. Kremamı çok güzel bir şekilde düzelttim. Şimdi profiterollerimi üzerine yerleştiriyorum. Yani kapaklarını veriyorum üstüne. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kaldırıyorum ve hepsi kalkabiliyor. Servis edince de çok pratik bir şekilde servis edebiliyorsunuz. Hepsini düzeltiyorum. Şimdi sunumluk hazırlayacağım. İlk önce 3 adet mürfemi ortadan ikiye bölüyorum. Kalan kremam bu şekilde. Bir kaşık yardımıyla ortasını düzeltiyorum. Ve kapağını bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde sunumluklar hazırlıyoruz. Kremayı üzerine bir kaşık yardımıyla döküyorum. Ve kapağını kapatıp sunuma bırakıyorum. Bu şekilde. Tüm profiterollerimi hazırladım. Şimdi üzerine bol çikolata sosu döküyorum. Böyle bolca dökmeye dikkat edelim. Daha lezzetli oluyor bu sayede. Tabii bu arada biraz sineklerin istilasına uğruyorum. Yaz mevsimi olduğu için böyle bolca olabiliyor. Profiterollerimiz çok lezzetli, muhteşem görünüyor. Üzerine bolca fıstık tozu serpiyorum. İnanın o kadar lezzetli oldu ki tadına doyamadık. Mutlaka siz de bu pratik, bu güzel tariften deneyin. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.